Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 12. günündeyiz. Ben bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün Miraç Kandili, tüm milletimizin ve İslam aleminin kandilini kutluyor, afetzede vatandaşlarımız için duacı olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum. Değerli basın mensupları, belediyelerimiz depremin ilk anından itibaren seferberlik anlayışıyla çalışmaya devam ediyor. Bugün itibariyle 6.193 araç ve 16.659 personel bölgeye gönderildi. İnsani yardım malzemelerini taşıyan 3.861 tır, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonu da bölgeye ulaştırıldı. 2.400.000 battaniye, 31.000 çadır, 573 konteyner, 176.000 ısıtıcı ve soba, 1.100 mobil tuvalet, 1.400 jeneratör ve 3.200.000 hijyen paketi de vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bilinmesini isteriz ki bu desteklerimiz geçici olmayacak. Afet bölgelerindeki çalışmalarımız bundan sonra da yeni bir planlamayla devam edecek. Bugün de Genel Sekreterimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da çevrim içi bir toplantı yaparak son çalışmaları değerlendirdik. Depremin vurduğu illerimizle ilgili bir sorumluluk paylaşımını planladık. Buna göre artık belirlenen büyükşehir belediyelerimiz afet bölgelerindeki bir ilimizden sorumlu olacak. Diğer belediyelerimiz de koordinatör belediyelerimize destek verecek. Böylece uzun vadeli destekler tam bir koordinasyon içinde vatandaşlarımıza sunulacak. Bölgedeki genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütümüzle birlikte tam bir koordinasyon içinde desteklerimiz sürecek. Değerli basın mensupları, ülke genelinde imkanı olan tüm belediyeler ilk günden bu yana afet bölgelerine destek oluyorlar. Kimisi personellerini gönderiyor, kimisi insani yardım götürüyor, kimisi kendi bölgelerine göç edenleri misafir ediyor. Kimisi de bunların tamamını birlikte yapıyor. Deprem bölgelerine desteklerimizi biraz önce söyledim. Şimdi bir konuya daha dikkatinizi çekmek isterim. Bir deprem göçü ile karşı karşıyayız. Özellikle büyük şehirlerimize yönelik göç dalgası artarak devam ediyor. Bugün itibariyle Mersin'e 337 bin, Antalya'ya 133 bin, Muğla'ya 35 bin, Ankara ve İstanbul'a da 10 binlerce depremzede vatandaşımız ulaşmış bulunuyor. Hal böyleyken belediyelerin hem afet bölgelerine desteklerinin sürdürmesi hem de kendi bölgelerine gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılaması gerekiyor. Siyasi parti ayrımı gözetmeden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Görülüyor ki depremdeki yaralarımızı sarmak uzun bir süre alacak. Burada önemli bir görevde belediyelerimize düşecek. Dolayısıyla belediyelerimizin bu hizmetleri aksamaya yol açmadan sürdürebilmesi için mali olarak desteklenmeleri artık zorunluluk haline gelmiştir. Belediyelerin üzerindeki ağır yük bir an önce hafifletilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim önerilerimiz hazır. Öncelikle belediyelerin bankası olan İller Bankası üzerinden belediyelere ek kaynak planlaması bir an önce yapılmalıdır. Bu kaynak
belediyelere hakkaniyetli bir şekilde paylaştırılmalıdır. Belediyelerin ve belediye şirketlerinin kamu kurumlarıyla olan borçları yeniden yapılandırılmalıdır. Belediyelerin vatandaşa hizmet için kullandığı akaryakıttan, elektrikten ve doğalgazdan ağır vergiler alınmaktadır. Bu vergiler maalesef en yüksek tarifelerden belirlenmektedir. Dolayısıyla halka hizmet eden belediyeler bu enerji giderlerinde derhal avantajlı bir tarifeye geçirilmelidir. İktidara samimi bir çağrımızdır bu. Bizim bu konuda daha önce verdiğimiz kanun teklifimiz hazır ve aylardır mecliste bekliyor. Gelin meclis açıldığında bu konuyu çalışalım ve düzenlemeleri hep birlikte hayata geçirelim. Böylece depremzede vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesinin önünü hep beraber, hep birlikte açalım. Değerli basın mensupları, önümüzde ağır sorunlar var. Bu sorunların birlik ve beraberlik anlayışıyla ortak akılla çözülmesi gerekiyor. Ancak iktidarın hala bu anlayıştan çok uzak olduğunu görüyoruz. Biz yerel yönetim imkanlarıyla saydığım tüm bu destekleri vermek için mücadele ettik, ediyoruz. Ancak devasa Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin bu afete ne kadar hazırlıksız oldukları açıkça ortaya çıkmıştır. Depremin başından bu yana tam bir yönetimsizlik örneği sergilenmiştir. İktidarın ve AFAD'ın birinci görevi şehirlerimizi afetlere hazırlamaktır. Bunun nasıl yapıldığını bir örnekle anlatmak istiyorum. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 6 mahalle 2013 yılında afet riskli alan ilan edilmişti. Kanuna göre afet riskli alan şudur: zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybı riski taşıyan alandır. Bir bölge afet riski alan ilan edildikten sonra orada deprem tehdidine karşı gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Ancak özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Bakın buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. 2013'te Bakanlar Kurulu kararı alınarak, alınan bu karar depremden tam bir yıl önce 4 Şubat 2022 tarihinde bir kişinin imzasıyla iptal edilmiştir. Yani bu mahallelerde açıkça afet riski yok denilmiştir. Ve şimdi o 6 mahallede binalar yıkılmış, vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Bakanlar Kurulu'nun 26 imzayla aldığı kararın tek bir imzayla iptal edilmesinin faturasını vatandaşımız canıyla ödemiştir. İşte yıllardır eleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tam da budur. Bu kararda imzası olan kişi şimdi çıkmış asrın felaketi kader planı diyor. Açık söylüyorum, bu ülkenin başına gelen en büyük felaket bu rantçı cehalettir. Değerli basın mensupları, bu iktidar ülkemize bir kabus yaşatmış, ülkemizin üstüne bir karabasan gibi çökmüştür. Şimdi artık uyanmanın zamanıdır. Hatırlayalım, pandemi oldu, yönetemediler. Vatandaşımıza 5 maskeyi bile muhtaç ettiler. Ormanlarımız yandı, söndürecek uçak dahi bulamadılar. Ardından ülkemizi ağır bir ekonomik krize, derin bir yoksulluğa mahkum ettiler. Bunların hiçbiri bizim kaderimiz değildi. Sadece yönetmeyi beceremediler, ülkeyi yönetemediler. Şimdi de bu tek adam rejimiyle, bu hırsla ve bu kibirle yıkılan enkazın altında kaldılar. Günlerce
enkazlara ulaşamadılar. Yardımların ulaştırılmasında geç kaldılar. Her şeyi ben yapacağım diyerek belediyelerin ve sivil arama kurtarma ekiplerinin desteklerini sekteye uğrattılar. Ben bilirim, ben yaparım hırsıyla ülkemize telafisi mümkün olmayan zararlar verdiler. Şimdi asrın felaketi diyerek, kader planı diyerek sorumluluktan kaçmak istiyorlar. Bu mağduriyetleri ülkemize yaşatanlar milletten bir yıl daha istiyorlar. Milletimiz de biz de şunu söylüyoruz. Artık yeter. Bu ülkenin size verecek bir yılı değil, bir günü bile kalmadı. Bu ülkenin ortak akla, liyakata, devlet ciddiyetine ihtiyacı var. Bu ülkenin artık köklü bir değişime ihtiyacı var. Ve bu büyük ülke ve bu büyük millet yakın zamanda bu değişimi sağlayacak, ülkemizi bu karanlıktan aydınlığa çıkaracaktır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı yanıtlayabilirim. Evet, teşekkür ederim.